Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 3. bölümün 12. testinin çözümünü yapacağız. Yani son testteyiz. Karma testindeyiz. Neyin karması? İkiz kenar ve kenarın karması. Ve aynı zamanda üniversiteliğim testi arkadaşlar. Haydi bakalım çözüme başlayalım. AB ve AC kenarlarının uzunlukları eşit olan bir ABC üçgenin BC kenarı üzerinde hemen üçgenimizi çizelim arkadaşlar. AB ve AC kenarının uzunlukları birbirine eşit olan bir üçgen çiz diyor sana öncelikle. Hadi bakalım şunların harflerini de yazalım. AB ve C, AB ile AC birbirine eşit ve BC üzerinden BD, D, D, B, D, E ve E, C eşit olacak şekilde D ve E noktaları seç diyor. Evet arkadaşlar şu parça, şu parça ve şu parça da birbirine eşitmiş. Sonra bu doğru parçaları da çiziliyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım şunları da çizelim. Şöyle şunu çizdik ve bunu çizdik. Arkadaşlar öncelikle şurada ne yapabiliriz? İki kenar gördüğümüz için bir yükseklik çizebiliriz. Tabanla alakalı bir şey var ya. Tabanı ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek. Hocam şurası A artı şu ise burası da yani şuraya x x x diyelim isterseniz. Hocam burası a artı x ise burası da x olduğuna göre x artı a olmak zorunda. Yani burası da a yaptı. E hocam şu uzunluk şu uzunluk şu uzunluk birbirine eşitti. Yani burası 2a oldu. Burası da 2a oldu mu arkadaşlar oldu. A. Burada da dik tabanı iki eş parçaya böldü. Yani şu üçgende ne olmuş oldu o zaman arkadaşlar? İkiz kenar olmuş oldu. Evet BAD açısı. Bakıyoruz arkadaşlar. BAD açısıyla. EAC açısı. EAC açısı birbirine eşittir diyor. Öncelikle şu. Hocam bu açılar x kenardan dolayı birbirine eşit mi? Evet. Büyük de x kenar olduğu için yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek. Ve aynı zamanda açı ortaydır. Ben buraya çizgi burası noktaya çizgi ise burası da noktaya çizgi olmak zorunda. Ancak böyle açı ortay olur. Gerçekten de çizgiye çizgi açıları. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğru. AD ile AE birbirine eşit demiş. AD ile AE birbirine eşit. Doğru mu? Doğru. ADB açısına bakıyorum. ADB açısı yani şu açıyla AEC açısı bu açı birbirine eşit demiş. Evet arkadaşlar şu açılar zaten birbirine eşit. 180'e tamamlayanları da eşittir. Doğru. BD AB'den küçüktür demiş. BD AB'den daha küçüktür. Çünkü niye? Hocam burası geniş açı. Bir üçgende geniş açının karşısındaki açı kenar en büyüktür. O yüzden geniş açının karşısı bu olduğuna göre AB en büyüktür şu üçgende. BD'den daha büyüktür. Evet BD AB'den küçüktür demiş. Doğru arkadaşlar. AB küçüktür AE demiş. AB küçüktür AE arkadaşlar. I -ı. Niye? 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 Şuraya bir şey açısı diyecek olursak, açıları yazacak olursanız görürsünüz zaten. Hani şuraya x açısı derseniz, ya da y açısı, ya da alfa açısı derseniz, burası da alfa ya. Şuraya da n M M, n diyecek olursanız, burası alfa artı n yaptı açı olarak. Burası da alfa açısı. Bak şimdi AB ile AE'yi incelerken AB ile AE'yi incelerken şu üçgene göre bakacağım. Hocam bu üçgende AB'yi gören alfa artıyan. Bakın yazalım. AB'yi gören alfa artıyan AE'yi gören ne arkadaşım? Şu AE'yi gören alfa. Hocam alfa artıyan alfadan büyük olduğu için AB de AE'den daha büyük olmak zorunda. Aç kenarla ilgili bir şey ama bu yorumu da biliyoruz zaten. Ee, sanki aç kenarda da yazılsa daha güzel olurdu aslında bu soru ama Olsun. Böyle bir soru yazılmış. Bunu da yorumladık arkadaşlar. Sadece bir şıkkı açık kenarı ilgilendiriyor aslında burada. O da cevap çıktı zaten. cevapta da belliydi zaten arkadaşlar. Neyse. 12. testte. Birinci sorunun cevabını ne bulduk? Edremit bulduk. Geldik. ikinci soruya. Kaan bir kağıda pergelin sivri ucunu batırarak bir çember parçası çiziyor. Evet bir çember parçasını çizelim arkadaşlar. Şöyle ve şöyle çizdik. Bir çember parçasını çizdiğim zaman hop şöyle bir siyahla çizdiğimi göstereyim arkadaşlar. Çizdik. Pergel bu şekilde. Parçasını çizdim bakın parçasını. Sonra devam edelim. Çember parçasının uç noktalarını A ve B diyor. Pergeli batırdığı noktaya da C diyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu da yarı çap. Bak dikkat. Bu da yarı çap. Yani pergenin açıklığı pergenin açıklığı. Bunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Hocam çember sorusunu niye soruyorsunuz? Çember değil bu. Pergelle ilgili bir muhabbet olduğu için pergenin açıklığı kadar olduğu için onların eşitliği önemli zaten arkadaşlar burada Tamam devam edelim. Soruda bir sıkıntı yok yani. Evet C noktası olarak işaretleyip birleştirerek bir ABC üçgeni oluşturuyor. Evet ABC üçgenini oluşturduk bakalım. Peki eyvallah oluşturduk. Sonra diyor ki bize bak sonra diyor ki pergeli A noktasına batırarak A noktasına bir pergeli batırdım. AB'ye kadar açtım. Yani şu AB'ye kadar açtım. Sonra diyor ki AC kenarını kesecek şekilde bir çember yayı çizecek olursak diyor. Şöyle bir çember yayı çizecek olursak arkadaşlar. Yani şunun da çemberin tamamını şöyle göstereyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir çember. Şu biraz olmadı ama. Heh. Şöyle bir çember yayı çizdiğimiz zaman ya da bir çember çizdiğimiz zaman dikkat edin arkadaşlar. Nereye? AC kenarını kesecek biçimde bir çember yer daha çiziliyor. İkinci çizdiği çember yayın AC kenarı kestiği noktaya da D noktası deniliyormuş. Evet. Kan tüm bu işlemler bittikten sonra DBC açısının ölçüsünü 6 buluyor. Evet. DBC açısının ölçüsünü 6 buluyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada da önemli olan bakın şuradaki açı 6 derece. Önemli olan bu pergenin açıklığı AB'ye kadar değil miydi? Böyle bir mavi çember çizdim. Önemli olan da burada ne? Şu parçada bir Pergenin açıklığı kadar. Bu parça da pergenin açıklığı kadar değil mi? Mavi çemberin yarıçapı yarıçapı değil mi? Evet. Hocam bak hem kırmızılar eşit burada hem maviler eşit burada. O zaman bu eşitleri kullanacağım şimdi. Hadi bakalım kullanalım. Ne yapalım burada? Bir yerden başlamak lazım arkadaşlar. Bu kadar batırdım. Şu merkezi bu olacak şekilde. Evet yarıçapı da bu oldu. Şurası 6 ise ben buraya alfa diyecek olursam. ABC açısının ölçüsü isteniyor benden. Hocam iki iç açın toplam bir dış açıdan alfa artı 6 mı yaptı burası? Evet. Şu ikizkenarlıktan dolayı hocam burası da alfa artı 6 yaptı. E neyi kullanmadık biz? Hocam kırmızıları kullanmadık. Kırmızılar da birbirine eşit. Buradaki açı alfa artı 12 yaptı. O zaman burası da alfa artı 12 yapar. E 1 2 3 tane alfa var. Artı 6 6 12 bir daha 12 24 var. Bu üçgen iç açıları toplamı yani 180. Hocam 3 alfa buradan 180 24. Ben direkt 3'e böleyim. Alfa buradan 60 eksi 3'e böldüğümüz zaman kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptımlar. 52 mi yaptı arkadaşlar burası? Evet. Alfa'yı 52 bulduk. Bizden ne isteniyor? ABC açısının ölçüsü. ABC. ABC açısının ölçüsü de ne? Alfa artı 12 değil mi? Bizden alfa artı 12 isteniyor arkadaşlar. E alfayı bulduk biz zaten 52 diye. 52 artı 12'den cevap da böylelikle kaç çıkıyor? 64 çıkıyor. Yani ikinci sorunun cevabı E-dramat oldu. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Çemberle alakası var mı? Hayır. Pergelin açıklıklarının şurada ve şurada eşit olduğunu fark edeceksiniz. Ya da kırmızılarda pergelin aynı açıklıkta olduğundan dolayı x kenarlıkları yerleştireceksiniz. Çemberde açıda yani x kenar üçgende ya da çemberde açıda sorulabilecek pardon. Ee, üçgende açıda sorulabilecek çok da güzel bir soru. Tabi x kenarlıklar olduğu için x kenar üçgenin içerisinde sorulmuş. Ama güzel bir soru. Evet geldik 3'e. Şekildeki ABC eşkenar üçgen C köşesinden BD boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Arkadaşlar ben bunu böyle katlamışım ve şekil 2 elde etmişim. Şimdi öncelikle burası kaç derece? Hocam burası 40 derece verilmiş. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için 60'ları bir yazalım mı şuraya? 60, 60, 60. O zaman buraya 20 kaldı. E sen böyle katladığında bak şöyle bir katlama yapmışsın. Katladığında üst üste binen açılar birbirine eşit işte olacak hocam. E o zaman burası da kaç yaptı? 20 derece yaptı. Eyvallah. Bunu bulduk. E hocam katladığımızda üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Yani burası kaç yaptı arkadaşlar? 60. E artık açıları yazabiliriz. 20-60 daha. iki iç açı toplam bir dış açıdan. Burası 80 yaptı. Hocam ne? 60 ile neyi toplarsak 80 yapar? 20'yi. Burası 20 yaptı. Sonra ne var arkadaşlar burada? 20-80-100. Burada ne kaldı? 80 derece kaldı. İkisi kenarlık falan filan çıktı arkadaşlar. Hmm. Bakalım bizden ne isteniyor? Hatta burası da kaç oldu arkadaşlar? Burası da 100 derece oldu. Bizden ne isteniyor? Bir oran isteniyor. Oran var burada. O oran varsa benzerlik vardır burada ya. Benzerlik mi katmışlar acaba? AD bölü AB. Bakalım kenara bakalım arkadaşlar. Şurada AD bölü AB demiş. Bir de AE işin içine girmiş. Ben şu üçgenin büyüğünü buraya çizmek istiyorum arkadaşlar. Şu üçgenin büyüğünü şuraya çizip de öyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle harfleri de yazacağım şimdi size. Büyük çizeyim ki daha net bir şekilde görün arkadaşlar. Şurası D noktası, burası A noktası, burası B noktası olacak şekilde şeyi yazdım arkadaşlar. Üçgenin elemanlarını yazdım. Hatta şurası da ne? Burası da E noktası oldu arkadaşlar. Bunun 20 olduğunu, buranın 60 olduğunu, buranın ne olduğunu biliyoruz. 20 olduğunu biliyoruz. Burası da 80, burası da 80 mi? 80. Şimdi işin içinde hangi kenarlar var arkadaşlar? AD var. Başka AB var. AB var. Başka ne var arkadaşlar? AE var. Şuradaki kenar var. Şuradaki kenar var. Evet bu var. Bir daha AD var. Tamam. O zaman ben bu kenarlara yoğunlaşacağım. Arkadaşlar 20'ye 60'lık bakın dikkat edin. Şu üçgenle şu üçgene bakar mısınız arkadaşlar? Bu üçgen 20'ye 60'lık bir üçgen mi? Evet. Hocam büyük üçgende 20'ye 60'lık bir üçgen mi? Evet. Bak dikkat et. 20'ye 60 üçüncü açı 100 iken 20'ye 60 üçüncü açı burada da 100 mü? 100. Bu iki üçgen nedir? Benzerdir. E benzerse aynı açının karşısındakileri oranlarız. 20'nin karşısındaki AY'nin e buradaki büyükteki 20'nin karşısı AD'ye oranı eşittir. Çift çizginin karşısı AD'nin buradaki çift çizginin karşısı AB'ye oranına eşittir arkadaşlar. Nereden geldi? Benzerlik bilgisinden geldi. Evet AD bölü AB, A'ya bölü AD verilmiş arkadaşlar. Doğru bir bilgi mi? Doğru bir bilgi. Yaban bu e, Benzerlik arkadaşlar. Bilmiyorum daha farklı bir yolu var mı? Açılara daldık ama benzerlik harici oran burada Nereden bulabiliriz? Deneyin bakalım. Belki açı ortaydan falan gelebilir. Şuradaki açı ortayı deneyin. Kollar oranı, tabanlar oranı. İşte şurada da açı ortaylık var ama başka da bir şey yok. Burada da ha, dış açı ortay var bir de. Bir dakika. AD bölü AB. AD bölü AB. Şu. Dış açı ortaydan çıkacak mı diye bakayım arkadaşlar bir de. Hemen hızlı bir şekilde deniyorum. Arkadaşlar şu mavi üçgende bak dış açı ortay oldu. Şu BE bölü şu. BA var mı BE? Maalesef yok. Ee, şuna eşit olacaktı. DE E bölü şeye eşit olacaktı. Yok. Bu sorulmuş olsaydı en azından dış açı ortaylığı da bakardık arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle şu üçgendeki iç açı ortay teoremine bir de şu mavi üçgendeki dış açı ortay teoremine de bakaraktan yine bu oran gelebilir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu videoda kendimi e, size de çok fazla yormak istemiyorum. Bir deneyin isterseniz yorumlarda da yazarsınız. Evet hocam dediğiniz gibi oluyor ya da olmuyor diye. Diğer arkadaşları da deneyenler en azından bilgilendirsin. Tamam. Evet, gelelim öbürüne. Hocam, ADC açısı bakalım ADC açısına. ADC açısı. ADC açısı. Evet, 20 derece burası arkadaşım. Hemen buraya 20 yazalım. ABC üstüne eşitmiş. ABC üstüne eşit miymiş? ABC üstüne eşitmiş. Bu da 20 derece. Bu da doğru oldu. AED açısını 80 demiş. AED açısı 80 değil arkadaşlar. Burası 100 derece. Bu açı kaç derece olacaktı? 100 derece olacaktı. Yani cevabımız böylelikle ne yaptı? 1 ve 2 yaptı. Üçüncü soru da arkadaşlar. Tamam. Evet. Cevap C an oldu. Geldik. Dördüncü soruya. Bir kenar uzunluğu 12 santimetre olan ABC eşkenar üçgenin AB hemen ABC eşkenar üçgeni çizelim arkadaşlar. Şöyle ABC eşkenar üçgeni çizdik bakalım. Harfleri yazın. Ne diyorsa onu sırasıyla yapın kardeşim. Başka bir şey yok bence bir kenar uzunluğu 12 olduğunu biliyoruz. Aklımızda ABC eşkenar üçgen AB ve AC kenarı üzerinde sırasıyla AB üzerinde bir tane D noktası aldım. Bir de BD 4 olacakmış arkadaşlar. Bu 12'ye B'ye daha, da, daha yakın. Bir de AE de AE de kaç olacakmış? 4 olacakmış. Çünkü tamam 12 olduğundan burası 4, burası 4 ise o zaman buraya 8 oluyor. Buraya da 8 mi kalıyor arkadaşlar? Evet. Neyse D ve E noktalarını aldık mı? Aldık dediği yerlerden. Sonra diyor ki bize e noktasının BC'ye göre simetriğini al diyor. E noktasının BC'ye göre simetriğini aldığımız zaman simetri dediğimiz nedir? Hocam şunlar birbirine eşit olacak. Buradaki nokta ve burası da dik olacak demiyor muyduk arkadaşlar? Evet. E tamam bunu da yazdık. E üstünü belirleyip D noktasıyla birleştirdiğimizde hemen D noktasıyla birleştirdik. BC kenarını nerede kesiyormuş? F noktasında kesiyormuş. E buraya da bir F noktası dedik arkadaşlar. BF uzunluğu 4'müş. Hocam burası da 4 santimetreymiş. Aa tamam. Bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgendi. 60, 60, 60'ları yazalım. 60, 90'sı 30 oldu hocam. E hocam iki kenar. Tepe açısı 60. Burası da 60, burası da 60 oldu mu? Oldu. Eşkenar çıktı yani. E o zaman burası 4 mu oldu? Evet. E 4, 4, 4. Sonra e, 90'ın karşısı 8 30'un karşısı nedir arkadaşım? 4'tür. Hocam tamam 12'ydi. Buraya da 4 kaldı. E burası 60 iken burası da 60 oldu. Burası 90 olduğundan e burası da 30 oldu. 30'un karşısı 4 iken 60'ı karşısı 4 kök 3. Burası da kaç yaptı arkadaşlar? 8 yaptı. D, E, E üssünün alanı. Bakıyoruz. D, E, E üssü. Burası da E üssüydü arkadaşlar. İşte şunu da şöyle çizecek olursak bu üçgenin alanı isteniyormuş bizden arkadaşlar. Nasıl bulacağız bunu? Hocam burada biz neyi bulmalıyız? Öncelikle ona yoğunlaşmalıyız. Hocam burada kaçlarda bir yazalım mı? Yazalım. Şu 60 Burada da güzel bir açı çıkıyor mu diye bakalım arkadaşlar. Burada simetriğini aldık. Tamam 30. Şurada da özel bir açı çıkacak galiba ya. Ha çıktı çıktı çıktı. Arkadaşlar bakın. Ya açısı da bulurum. Yani şuradan bir yükseklik çizersem olay bitti aslında. Hocam burası 4 kök 3 ya. Burası da 4 kök 3. Şu yüksekliği bulursak olay bitti. Bu yüksekliği nasıl bulacağım? Benzerlikten de bulabilirsin. Ama benzerliğe dalmak istemiyorum burada. Hocam burada bir dik çizersem 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4 yapacak ya. 60'a 8'e 4 varsa o zaman burası 90 derece diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. 90 60 ise burası ne oldu? 30 oldu. E burası ne oldu arkadaşım? 60 oldu. E 30'du burası. Burası da 60 ise buraya da 90 mı kaldı? Evet ya da 30 60 90 kaldı. E burada 30'u karşı 4 60'ı karşı 4 kök 3 senden buranın alanı isteniyor. Bak şu üçgenin alanı isteniyor. Bir kenar 4 kök 3 diğer kenar 12. Yani 4 kök 3 çarpı 12 bölü 2 isteniyor arkadaşlar. O da 24 kök 3 mü yaptı? Evet. Dördüncü soru böylelikle Akçay oldu. Geldik şey. Bir grafiker metin yayınlarının logosu için ABC eşkenar üçgen kenarlarından başlayıp birbirine bitişik eşkenar üçgenleri boyayarak M ve Y M ve Y harflerini oluşturuyor. ABC M görünce aklıma şey geldi bir de. Metin yayınları tamam. Bir de Mustafa Yazı geldi. Hocam buradan selamlar. Çok değerli hocamızdır. Gerçekten ee, çok da güzel işlerde yapıyor. Hocam tekrar selamlar bu arada. ABC eşkenar üçgenin alanı 128 birim kare. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuraya bakalım. Bir kenara A diyelim mi? Diyelim. Bir kenar A iken bunlar aynı eşkenar üçgen olduğundan dolayı. Hocam burası da A, burası da burası da A Bak burası 60, burası 60 ise burası da 60 oldu mu? Oldu. Hocam büyük eş eşkenar üçgende 60, 60, 60 ise burası da 60 oldu. 3 aysa burası da 3A mı oldu? Evet. Şimdi, 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 şimdi. Burada eşkenar üçgenin alanını kaç vermiş arkadaşlar? 128 birim kare vermiş. Asla benzerlikten gidebilirim ben ya. Arkadaşlar 128 yani 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ağlık eşkenar üçgenin alanı 128 ise bir tane ağlık eşkenar üçgenin alanı nedir? E benzerlik oranı 1 bölü 8 ya 1 bölü 8'in karesi alanlar oranına eşittir. Yani Ve bir benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. Oradan yorum yapabiliriz. Ama 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 biz daha benzerliği işlemediğimiz için oradan yapmayalım. Ama benzerlikten sonra bu soru çok çok daha kolay olacaktır haberiniz olsun. Öncelikle ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Burayı bulduk. Adam bize 128 demiş. Bak buranın tamamı kaç? 8A olduğundan dolayı. Hocam 8A'nın karesi kök 3 bölü 4 neye eşitmiş? 128 birim kareye eşitmiş. E hocam burada ne geldi? 64A kare kök 3 bölü 4 eşittir 128 ise e o zaman buradan 64 ile 128 sadeleşince hocam burada 2 kaldı. 4 kere 2 8 yaptı. Yani A kare 3'ü kaç bulduk? 8 bulduk. Değil mi arkadaşlar? Evet. A'yı A böyle 8 bölü A'yı bulmaya gerek yok. A kare 3'ü 8 bulduk. Bizden ne isteniliyor? Olduğuna göre boyalı bölgenin alanını kaçtır diye soruluyor. Boyalı bölgenin alanını sayacağız arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane var? 1, 2, 4, 6 6 6, 6 kere 3 18 İşte 18 bir tane var. 18 tane var. Saydım 18 tane. 19, 20, 21, 22. 22 etti. Sonra ee, şurada devam edelim. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Toplamda 34 tane a kare kök 3 bölü 4 isteniyor arkadaşlar bizden. Biraz önce a kare kök 3'ü biz ne bulmuştuk? 8. O zaman a kare kök 3'ü 8 bulduysak 34 çarpı a kare kök 3 yerine gel burada 8'i yaz bakayım yerine. 8'i yazdıktan sonra 8 bölü 4 yaptı. O zaman 8 bölü 4 de kaç? 2. 2 ile de 34 çarptığınız zaman kaç yapıyor? 68 yapıyor arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı 5. sorunun cevabı böylelikle Cehan oldu arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Hmm, örüntü sorusu. ÖSYM seviyor. Bak örüntü sorusunu geçen sene yani 2022 sınavında ne yaptılar? Adamlar doğuda açıda sordular. Bakalım burada nasıl sormuş. Kirli çöpleri ile eşkenar üçgenler yapılarak oluşturulan örüntünün ilk 3 adımı aşağıdaki gibidir. Birinci adımda 3 tane çöp kullanılmış. 3 tane daha sonra 2 tane daha koymuş bir tane daha eşkenar üçgen. Sonra 2 tane daha koymuş bir tane eşkenar üçgen. Artık bundan sonra ilk birinci adımda 3 tane eşkenar üçgen. 3 üç tane çöp kullanmış. Bundan sonraki her adımda ikişer çöp ekstradan koyarak yine eşkenar üçgenleri elde ediyor mu? Ediyor. Bakalım. Birinci adımda oluşturulan eşkenar üçgen alanı 4 köküçmüş. O zaman arkadaşlar ben burada a kare 3 bölü 4'ü 4, 4 kök 3 dersem buradan a kaç gelir arkadaşlar? 4 gelir. Evet bir kenarı 4 birim mi oldu arkadaşlar bunun? Evet. Şimdi alanı 20 kök 3 olan örüntüde 11 tane kibrit çöpü kullanılmıştır diye söylenmiş bana. Hocam 20 kök alanı 4 kök ya. 20 kök bir tanesinin alanı 4 kök olduğu için 4 kök böldüğüm zaman 5 tane üçgen oluşturduğumda 11 tane kibrit çöpü kullanırım diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi sen 3 tane çöpten birinciyi mi oluşturdun? Birinci üçgeni evet. Bir tane daha 2 tane eklersen ikinci oluşur. Bir daha 2 tane eklersen 3. oluşur. Bir daha 2 tane eklersen dördüncü oluşur. Bir daha 2 tane eklersen 5. oluşur. Bakalım 5 tane de gerçekten 11 tane kibrit çöpü mü kullanılmış? 3 Burada 2, 4, 6, 8 burada toplam 11 mi yapıyor? Evet arkadaşlar. Evet burada da toplam 11 tane kullanılmış diyor. Bu doğru mu? Doğru. Sonra gelelim 7 tane kibrit çöpü kullanılarak yapılan örüntünün alını 7 tane kibrit çöpü kullandığından oluyor. Hocam 3, 4, 5, 6, 7. Hocam 7 tane kullandığımda da 3 tanesini, 2 tanesini, 2 tanesini kullandığım zaman toplamda 3 tane mi üçgen oluyor arkadaşlar? Şu birinci üçgen bu ikinci üçgen bu da üçüncü üçgen olduğu için 3 üç tane üçgen oluyor arkadaşlar. 3 üç tane üçgen. 3 üç tane üçgenin alanı da ne yapıyor? 12 köküç mü yapıyor? Evet bir tanesinin alanı 4 köküç olduğuna göre 4 köküç çarpı 3'ten 12 köküç yaptım arkadaşım. Yaptı. Yani ikinci de doğru oldu. Kullanılan kibrit çöplerinin uzunluğu 52 birim olan örüntünün alanı. Evet kullanılan kibrit çöplerinin uzunluğu toplam 52. Yani bütün kibir çöpleri 52 tane olduğunda diyor 28 kök 3 birim kare oluyormuş arkadaşlar. İsterseniz 28 3 birim kareden gidin. Sen 28 kökü 28 köküçü şöyle şeye bölsen 4 köküçe bölsen çünkü bir tanesinin alanı 4 köküçtü. 4 köküçe bölsen 7 tane üçgen mi yapıyor arkadaşlar? 7 tane üçgen yapıyor. E, 7 tane üçgen olması için bak ben yine yazıyorum bunu açıklayıcı olmak için. Birinci üçgende 3 üç kibrit çöpü. Sonra ikinci de 2, 3, 4, 5 ve 6 ve 7'yi. 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane, tane de burada kullanacağım değil mi? Toplam kaç kibrit çöpü yapıyor arkadaşlar? Şurada zaten 6 tane 2 var. 12, 12 e, artı 3, 15 yapıyor arkadaşlar. 15 tane çöp. 15 tane çöpün uzunluğu da 15 tane çöpün uzunluğu da bir tanesi 4 değil miydi arkadaşlar? 4'tü. Çünkü bir tane uzunluğu 4 bulmuştuk. O da 60 yapıyor. Ama ne demiş bize? 52 demiş. O zaman bu yanlış oldu. Bu toplamın kaç olması lazım arkadaşlar? 60 olması lazım. Güzel bir örüntü sorusu arkadaşlar. Kibrit çöplerinden birinci, ikinci, üçüncü üçgene geçmek çok da güzel bir mantık oldu gerçekten. E, hoş bir soru. Böyle sorulara dikkat edin. Bir örüntü mutlaka mutlaka yakalayın arkadaşlar. Evet 6. soruyu C'an bulduk. Geldik 7'ye. Şekildeki ABC üçgen kağıdının B köşesi A köşesi üzerine gelecek biçimde katlanıp iki kat olan parça tek kat olan parçadan AD boyunca kesilerek ayrılıyor. Bak bunu böyle yapmışız öncelikle. Sonra buradan böyle kesilmiş. Sonra kat açılmış. Arkadaşlar öncelikle şu kat izini açacak olursam. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şu kat izini açtığımda burada oluşan üçgen de şunlar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman turuncu üçgenin kenarları eşit. Hocam şu AD uzunluğu da ne? Şu AD uzunluğu da eşit. Sonra ne yapmış? Turuncu kağıdın AB kenarı yeşil kağıdın DC kenarı üzerine getirildiğinde turuncu kağıdın A köşesi yeşilin D köşesi. işte turuncu kağıt buraya gelmiş. Turuncu kağıt önceden nasıldı arkadaşlar? Böyle değil miydi? Böyleydi ve burası A iken burası da B'ydi değil mi? Bu AB bu turuncu kağıt bu şekildeydi. Çip çizgiye çip çizgiydi. Geniş açısı burası. Hocam bu köşe bak burası. AB uzunluğu burası AB uzunluğu burası. AB uzunluğunu da yuvarlakla göstereyim böyle. Yuvarlığa göre mavi açısı, mavi açısı diğer kenarlarda çift çizgi çift çizgi olmak zorunda. E tamam bunu da buraya koyduk. Koyulmuş halde bu şekilde ise eşit kenarları gösterdim. Olay bitti. Şimdi açılara dal. Hocam bu üçgen burada ya. Buradaki açılar alfa alfa iken şuradaki açılar da alfa alfa değil midir? Evet. E, iki tane açıyı yan yana gördüm. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası iki alfa yaptı. Hocam x kenarlıktan dolayı burası da iki alfa yaptı. Burada da iki iç açı bir dış açı olacağından iki alfa olacağından e hocam burası da 2 alfa olacağından buraya da alfa kaldı mı kaldı. Toplam 5 alfa ya da bunu yazmadan da 2, 3, 4, 5 pardon büyük üçgene bakacak olursak 1, 2, 1, 1 yani 2, 4, 5 tane alfa büyük üçgenden de geliyor arkadaşlar. 5 alfa eşittir 180 ise alfa buradan kaç geldi 36 geldi. E hocam burası 36 ise şurası kaç yaptı 72 yaptı. Burası 72 ise o zaman buraya kaç kalıyor arkadaşlar 108 derece kalıyor. Farklı kalemle göstereyim isterseniz. Burası 72 yaptığına göre burası da 108 yapıyor gençler. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. Ya yani buradaki eş yapıları kullanırken hep şuna dikkat edin. Kenarların eşitliğini ve açıların eşitliğini yazın diye hep söylüyoruz arkadaşlar size. Evet geldik 8. soruya. Yukarıdaki mavi boyalı üçgen biçimindeki kartonun kenarlarına sarı boyalı eş üçgenler aralarında hiç boşluk kalmayacak biçimde şekil birdik gibi yapıştırılıyor. E şekil 1'deki gibi yapıştırılmış mavi boyalı üçgenin alanı 9 kök 3 ne olduğunu bilmiyorum ama şunların eş olduğunu biliyorum. Sonra sarı üçgenlerden birinin en kısa uzunluğunu 2 demiş. Hocam burası 2. Burası 2. Burası da 2 mi? Evet. Şu yukarıda da şu sarı boyalı bölgede buraya 2 diyeyim bakayım. E sonra sarı boyalı üçgende diğer kenar arkadaşlar şuraya ben bir uzun kenar şu buraya A dersem uzun kenar A artı 2 oldu. Hocam burası da A artı 2 olacağından burası da A oldu. Hocam burası da A artı 2 olacağından burası da A oldu. A Mavi boyalı üçgen eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 eşittir 9 kök 3 olduğundan kök 3'ler gitti. 4 kere 9 36'dan a kare 36'dan a'yı da 6 mı bulduk? Evet. Hocam eşkenar üçgenlerden a'yı da 6 bulunca bakın sarı üçgenlerden bir tanesinin bir kenarı 2 bir kenarı 8 ve bu da bir eşkenar üçgen çıktığı için bir açısı da kaç derece çıktı arkadaşlar? 120 derece çıktı. Yani biz şurayı arkadaşlar ne bulduk? Hocam burası 120. Bir kenar 2 bir kenarda 8 bulduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor şimdi? Bizden şekil 1'de elde edilen üçgenin alanı. Şu üçgenin alanını bulmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar nasıl bulabiliriz? İsterseniz sarı üçgenlerin alanlarını bulun. Bir de eşkenar üçgen alanıyla toplayın. Ya da hocam bu kenar bu kenar bu kenar birbirine eşit. Çünkü sarı üçgenin bu geniş açının karşısındaki kenarlar. Hocam bunu bulduktan sonra da büyük eşkenar üçgenin alanı. Yani e, a kare kök 3 bölü 4'ten yine bulabilirsiniz. Ama bence sarı üçgenin alanını bulmaya odaklanalım. Şimdi ama daha üçgende alanı görmediğimiz için eşkenar üçgende yapalım. Ben olsam ne yapardım biliyor musunuz? Yukarıdaki üçgende şurayı 2 ve 8 buldum ya. Hocam tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışalım. 90'ın karşısı 2 ise bak burası 60 derece olduğundan. 30'un karşısı 1 burası da kök 3 oldu. 8 çarpı kök 3 bölü 2'den bu alanı buldum. Sarı alan ee, 4 kök 3, 4 kök 3 artı 4 kök artı 4 kök art, 9 kök derim ve olayı bitiririm. Ama alan konusunda görseydik. Ama şimdi ne yapmalıyım? Ben şu uzunluğu bulmalıyım arkadaşlar. Olayı uzatacağım. Konudan dolayı olayı uzatacağım. Yoksa normalde alan konusunu işlesek daha kısa bir şekilde çözebilirim. Hocam 2 ve 8'den dolayı şu x'i bulacağım. E hocam burası da x, burası da x, burası da x değil mi? Evet. x'i bulduktan sonra da x kare kök bölü 4'ü kullanacağım. Hocam x'i bulmak için ne yapacağım? 120 var. E 120 varsa hocam şuradan bir dik çizsem 60'ın mantığını kullanmak için. Burası 60 burası da 30 mu oldu? Evet. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı da köküç yaptı. Köküç ve 9'un kareleri toplamı mı? Evet. Buradan x'in karesi neye eşit oldu arkadaşlar? x'in karesi de köküçün karesi 3 artı 81'den kaça eşit oldu arkadaşlar? 84'e eşit oldu. O zaman alan neye eşit arkadaşlar? x kare köküç bölü 4 olacağından e, zaten x kareyi 84 bulduk. 84 kök 3 bölü 4 yapıyor. Bu da 2'ye böl. 42 bir daha 2'ye böl. 21. O da 21 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Yani 8. soru böylelikle balıkesir çıktı. Çok da uzun olmadı aslında. Neyse geldik 9. soruya. Aşağıdaki aşağıda dikdörtgen biçiminde ahşap bir levhaya hipotenüsü dikdörtgenin uzun kenarlarına paralel olan Hipotenüsü dikdörtgenin uzun kenarlarına paralel. Evet hipotenüs paralelmiş arkadaşlar. Şu, şu ve şu birbirine paralel diyor. Çekil birdeki sarı boyalı ikiz kenar dik üçgen çizilip bu ahşap leva kesikli doğru boyunca iki eş parçaya ayrılıyor. Evet kesikli doğru bu ikiz kenar dik üçgen. Bu arada burası 45-45 bu iki eş parçaya ayrılıyormuş arkadaşlar. İki eş parçaya ayrılıyorsa o zaman burası da 45, burası da 45 olmak zorunda mı? Evet burası da ne oldu? O zaman 90 derece oldu arkadaşlar. İki eş parça ayrılması için. Peki ayrıldık bunu. Daha sonra da bu iki parça arasında boşluk kalmayacak biçimde sağdaki parça ok yönünde iki birim kaydırılarak yukarı doğru kaydırılarak şekil 2 elde edilmiş. İkiz üçgenin taban köşeler arasındaki uzaklık şekil 2'de iki, iki kokon birime çıktığına göre hocam şurası iki birim yukarı kaydırıldığında bak Önceden bu nokta buradaydı. Buraya geldi. 2 birim kaldı kaydırıldığında. Diyor ki sana şuradaki uzunluk diyor. Şuradaki uzunluk diyor. Taban köşeleri arasındaki uzaklık diyor. Kaç oluyormuş? 2 kök 10 oluyormuş. E hocam burası 2 kök 10 sa. E burası 90 derece burası da 90 derece. E dikdörtgen yapalım hocam. 2 iken burası 2. E burası da 2 kök 10 olduğuna göre buradaki uzunluğu artık buluruz. Bu arada burası A Burası da A. dik üçgenden burası da a oldu. Burası da 2A mı oldu arkadaşlar? Evet. Yap bakayım Pisagor'unu. Kısa yoldan yapabilirdik ama neyse. 2A'nın 2 kök onun karesi. 2 kök onun karesi eşittir. 2'nin karesi artı 2A'nın karesinden. Buradan bu 40 yaptı arkadaşlar. 4 artı 4A kareden. Buradan 4A kare neye eşit oldu? 36'ya eşit oldu. A kare buradan 9'a eşit oldu. Buradan da A kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. a 3 olduk bulduk. Sarı boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar A'yı 3 bulduysan hocam burası 3, burası 3, burası da 3 olduğundan dolayı iki dik üçgenin alanı diyebilirsin ya da taban 6 yükseklik 3 ya. Alan da o zaman 6 çarpı 3 taban çarpı yükseklik bölü 2'den kaç çıkar arkadaşım? 9 çıkar. Evet böylelikle 9. sorunun cevabını 9 bulduk. Yani Denizli bulduk. Ya gerçekten şu pekiştiriyorum testleri çok güzel sorular var arkadaşlar. Bizi gerçekten Yok. Öğreniyorum. Yok. Üniversiteleyim testleri. Gerçekten baya baya bir şey var. 4 test var. 4 tane test. Yeni nesil Metin'in bu yönünü gerçekten çok sevdim. Ee, gerçekten severek de böyle şey yapıyorum arkadaşlar. Böyle ne bileyim çok zevk alarak çözüyorum. <laughs> Niye? Size ekstra böyle güzel şeyler aktarabildiğim için ardı ardı aktarabildiğim için hatta çok da zevk alarak yapıyorum. Ee, i̇lk testler böyle öğretiyor. Sonrakiler pekiştiriyor. Sonrakinde ne oluyor? İşte kolay, zor bir de Yeni nesil kolay ve zoruyla da karşılaşıyoruz. Gerçekten hiçbir açık kapı bırakmamış. Teşekkürler Gökhan Hocam. Gökhan Metin Hocam. Vallahi çok güzel bir şekilde kitap hazırlamışsın. Zevkle çözüyoruz. Öğrencileri de bu şekilde bilgilendiriyoruz. Evet böylelikle 3. bölümü bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde 4. bölümün testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.